Ve Rusya bu insan savaşçılarının bir kısmını havada kontrolünü sağlayarak yere indirdi ki elde ettiği bilgileri oradan temin etti Rusya. Bir kısmı da işte hedefe ulaştı ve elde edilen bilgilerde Rusya şu sonuca vardı. Yaptığı araştırma sonucu bunların Ukrayna'da yapılan bir kısmının Ukrayna'da imal edildiği şeklinde bir açıklama da bulundu Rusya. Şimdi Ukrayna konusu çok önemli. Çünkü Amerika'nın Ukrayna üzerinden Rusya'yı kuşatma altına alma planları var ve çok enteresan bir şekilde Amerika bazı silahların yapımını patentiyle birlikte Ukrayna'ya yetki verdi. Burada amaç şu, Rusya ile Ukrayna'yı karşı karşıya getirip yeni bir cephe açıp Rusya'nın dikkatlerini oraya çekmek. Aşağıda da biz de Rusya'nın arasını bozarak hem süreci hem masayı dağıtmak ve kendi o siyasi oluşumunu adım adım hayata geçirmek. Bütün tezgah bunun üzerine kuruluydu. Ki, fakat hem Ukrayna'da Rusya... da yine çatışmalar bir hafta içerisinde kameralara yansımıştı. İşte ayrılıkçılarla Ukrayna askerleri arasındaki çatışmalarda ölenler de olmuştu. Anladığım kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri her cephede kazanın altına odun atmaya çalışıyor. Kesinlikle. Yani İran dahil bu aynı şekilde değerlendirebiliriz. Bakın masadaki 3 ülkenin 3'üyle de şu son günlerde artan bir tempoda çalışıyor. Fakat bunları ne Amerika, düzeltiyorum, ne Türkiye, ne dünya kamuoyu, ne de coğrafya yükmüyor. Yani artık Amerika çaresizce çırpınan bir devlet konumuna gelmiş durumda ki Cumhurbaşkanımız